Evet, Buffon çok güzel bir örnek tabii ki. Ben de şu anda 3 sene daha kontratımı uzattım. 3 senenin sonunda da zaten futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum ama diğer taraftan da çok fazla gelecek hakkında konuşmayı seven bir yapım yok. Çok fazla ileriyi, bu kadar uzun vadeyi, bu kadar uzun yıllar sonrasını düşünmek şimdi istemiyorum. Şu anda odaklandığım, bir önceki soruda söylediğim gibi, bu zamana kadar Galatasaray'a önemli hizmetlerim oldu. Beraber birçok kupa kazandık. Bu 3 sene boyunca da maksimum ne kazanabiliyorsam onu hedefliyorum. Takımıma, takım arkadaşlarıma, camiayıma nasıl faydalı olabilirsem onu hedefliyorum. Şu anki planım bu. O yüzden bitirdikten sonra tabii belki sportif direktörlük, belki yardımcı antrenörlük, belki kaleci antrenörlük, belki de ülkeme giderim. Bütün gün plajda geçiririm. Onu da bilemiyorum. Şu anda ama kariyerimin sonunda ne yapacağımı karar vermiş değilim. Tek odaklandığım nokta Galatasaray ve Galatasaray'da yaşayacağım başarılar. İkinci sorunuza gelirse, isim anlamında tabii Güney Amerika'da çok yetenekli kaleciler var. Uruguay'da da, kendi ülkemde de çok yetenekli oyuncular ve kaleciler var. O yüzden belki de o günkü şartlar oluşur. O günkü başkanımız ve hocamızla konuşup benim yerime başka bir Uruguaylı getirme imkanımız doğabilir. Kendisini bırakmayız biz. TV Spor, Metin Pekgüven. Öncelikle her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de mücadele ediyor. Birçok kaleciyle karşı karşıya geldi ya da yan yana da çalıştığı isimler oldu. Ben Türkiye'deki kalecilikle alakalı genel bir soru sormak istiyorum. Son dönemlerde birçok genç kaleci çıktı. Başarılı performans sergiliyorlar. Kendisi bunu nasıl değerlendiriyor? Ayrıca gelişimini takip ettiği özel bir kaleci var mı? Ya da takip ettiği isimler var mı? Teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan tabii geldiğim ilk günden beri sizin de söylediğiniz gibi birçok kaleciyle karşı karşıya oynama fırsatı buldum. Birçok kaleciyle beraber çalışma fırsatı buldum. Çok değerli isimlerle çalıştım. Çok değerli isimlere karşı oynadım. O yüzden hepsine çok büyük saygı duyuyorum. Gerçekten kalecilik çok zor bir meslek. Bütün pozisyonların belki bir telafisi var ama kalecilik, bir gün kahraman oluyorsunuz, bir gün en rezil, en kötü oyuncusunuz. O yüzden hiçbir ortası yok. Sizin yapacağınız bir hatanın telafisi de yok. O yüzden kalecilik gerçekten bence her pozisyona saygı duyulması gerekiyor. Ama hani en zor ve maksimum saygı duyulması gereken yer kalecilik diye düşünüyorum. O yüzden hepsine çok büyük saygı duyuyorum. Eğer isim olarak bazı isimler telaffuz etmemi, bazı isimler vermemi isterseniz, Türk kalecilik tarihinin efsanelerinden bir tanesi benim tanıdığım, bildiğim Rüştü Reçber'in birinci sıraya yazabiliriz. Diğer taraftan birçok yetenekli kaleci var. Bugün günümüzde rakip olarak oynadığım, takip de ettiğim, seyrettiğim birçok gelecek vadeden kaleciler de var. Mert'i beğeniyorum. Altay iyi bir kaleci. Uğurcan var. Ersin var. Diğer taraftan Göztepe'nin genç kalecisi. Aynı şekilde. Takip ettiğim kaleciler de var. Bu isimleri sayabiliriz ama uzun yıllardır burada olduğum için Türk kaleciliğinin ne kadar iyi bir yolda olduğunu, ne kadar geliştiğini yıl ve yıl görebiliyorum.